Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Merhaba, Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Hiç şüphesiz bütün dünyanın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya işgali var ve Rusya'ya yönelik batılı ülkelerin yapmış olduğu yaptırımların etkisini de tartışmaya devam ediyoruz. Ekonominin ilk gündem maddesi de bunu oluşturuyor. Bunu konuşacağız. Konuklarımız bugün Profesör Doktor Esat Arslan, Çağ Üniversitesi öğretim üyesi ve ekonomist Doktor Fatih Anıl bugün bizlerle birlikte. Esat Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Esat Hocam beni duymuyor galiba. Fatih Bey hoş geldiniz siz de. Merhabalar. Hoş bulduk Semra Hanım. Peki. Esat Hocam'ın sesiyle ilgili bir problem var galiba. Bağlantımızı yenileyelim. Biz Fatih Hocam'la başlayalım değerlendirmelerimizi. Dün NATO zirvesindeydi. Bütün gözler Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'den çıkan mesajları da tartışıyoruz tabii. Ama dikkat çeken çok fazla bir mesaj yoktu aslında. Belki de biraz Çin vurgusu önemli, dikkat çekiciydi. Ama onun öncesinde belki ekonomik açıdan değerlendirilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi Putin'den gelen doğalgaz ödemelerinin artık rubleyle yapılacak olması. Buna yönelik yapmış olduğu açıklama ama Avrupa Birliği liderleri bu teklifi reddetti. Ama Rusya bu konuda diretiyor. Bir taraftan Avrupa'nın Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığı da devam ediyor. Öncelikle bundan başlayalım isterseniz Fatih Bey. Yani rubleyle ödeme ne kadar mümkün? Teknik açıdan baktığımızda ne kadar mümkün? Yani bir taraftan da bu mümkün olmadığı sürece de yani Avrupa bunu reddetti ama Rus doğalgazına olan bağımlılıkları devam ediyor. Bu bağımlılığı düşürmeye çalışıyorlar, ikame etmeye çalışıyorlar ama bu bugünden yarına da çok mümkün değil gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani Rusya'nın bu teklifini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle değerlendiriyorum. Bunu Almanya Başbakanı şöyle söyledi. Kendileri %55 bağımlı biliyorsunuz Rus enerjisine ki bir facia. Bu bugünden yarına değişecek bir şey değildir. Ve aslında baktığınız zaman bu Putin çok iyi bir satranç oyuncusu. Bu ruble hamlesi de bence çok yerinde bir hamle oldu. Çünkü şöyle bakın, rezerv para birimi olarak bu doların kullanılması ki biz bunu 2018'de biz de yaşadık. Silah haline getirdi Amerika Birleşik Devletleri bunu. Doları, dolar rezervlerini bakın 600 milyar dolar rezervle çıktı bu operasyona girişti Rusya. Burada kesinlikle bu operasyonu desteklediğimi düşünmesin. İnsanlık suçu var orada. İnsanlar ölüyor. O ayrı konu. Ama Rusya açısından baktığınız zaman 600 milyar dolar rezervle giriyor. 300 milyar dolarını kullanamıyor şu anda. Neden? Batı yaptırımlarından ötürü. Bu şunu gösteriyor. Bütün ülkelere şunu gösteriyor. Dolar rezervi aslında bir mayınlı bölge. Yani her an her ülkenin başına gelebilecek bir şey. Rezervlerin dondurulması, rezervlerin kullanılamaması. Bu şunu öğretiyor. Merkez bankaları mutlak surette risklerini dağıtmalıdırlar. Ha, baktığınız zaman Rusya da aslında çok büyük bir ülke. Ya dünya enerjisinin %30'u 40'ı onlardan çıkıyor. Petrol rezervi, doğal gaz rezervi nereden bakarsanız bakın. Gıda da yine önemli bir oyuncu. Silah sanayinde önemli bir oyuncu. Öyle küçümsenecek bir ülke değil. Zaten G7 ülke içinde olan bir ülke. Dolayısıyla ruble şeyini ortaya sürmesi doğaldı. İyi bir hamleydi bence. Bir anda biliyorsunuz düşmüş olan ruble ilk gün %7 değer kazandı. Sonra gevşedi biraz fakat yaptığı hareket yani o da kendi çapında Avrupa'nın kendisine ne kadar bağımlı olduğunu biliyor. Batı'nın kendisine en azından bir yıl için daha ne kadar bağımlı olduğunu biliyor. Öyle enerji işi bugünden yarına çözülebilecek bir konu değil. Ben burada pandemiyi aslında işte yeni çıkıyoruz pandemiden. Pandemi bir dijital devrimdi. Bu yeni Rusya operasyonu, Rusya-Ukrayna operasyonunda aslında bir yenilenebilir enerji devrimi olacağını düşünüyorum. Avrupa mutlaka buna çok büyük yatırımlar yapacağını komisyon başkanı da söyledi zaten. Dolayısıyla bu ruble hareketi doğru bir harekettir Rusya açısından baktığınız zaman ve Avrupa'da bir şekilde bu konuya eğilecek. Çünkü yapmak durumunda aksi takdirde o Rusya enerji satmak mecburiyetinde parayı toparlayabilmek için öbür tarafta sanayisini ve her koşulda hayatını idame edebilmek için enerji almak durumunda bir orta yol bulacaklar. Ya ve burada ruble geçerli olacaktır gibi geliyor bana. Yani kim kime daha çok bağımlı sizce Fatih Bey? Yani kim kime daha çok bağımlı? Yani
Biz yani zaman... gaz açısından baktığımızda Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığı %40 seviyelerinde. Ama Rusya'nın Avrupa'ya bir bağımlılığı var mı diye baktığımızda, mal ticaretine şöyle bir baktık incelediğimizde. Hep ilk 2-3 ülke arasında Avrupa ülkesi yok. Daha çok Çin, Hindistan'dan, Kazakistan'dan bu ürünleri aldığını görüyoruz. En çok aldığı ürünlere, ilk 20 ürüne mesela baktığımızda. Yani Rusya'nın Avrupa'ya bağımlılığı sanki Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı kadar yüksek değil gibi. Evet. Baktığınız zaman ya bizde de Semra Hanım 3 gün şey durduruldu, sanayi durdu. Düşünün Alman ya lokomotif ekonomi ve %50'nin üstünde bağımlı. Orada bir enerji akışı durduğu takdirde bugünden yarına bu problemi çözemezler. Ve sanayi ki lokomotif, Avrupa'nın lokomotifi olan sanayi, Alman sanayi bile sıkıntıya girebilir böyle bir durumda. Dolayısıyla bir şekilde bir orta yol bulabilecekler diye düşünüyorum. NATO zirvesiyle ilgili de şöyle bir şey, onu da sordunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim onunla da ilgili. Burada... Türkiye'nin konumu çok önemli ve ben şu ana kadar Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya şeyini, bu politikayı iyi yönetildiğini düşünüyorum. Tarafsızlığın iyi yönetildiğini düşünüyorum ve bunun Türkiye'nin geleneksel 2. Dünya Savaşı'nda da bu olmuştu, biliyorsunuz. Tarafsızlık politikası çok kıymetlidir. Bunun sürdürülmesi gerekiyor ve bunun şu anda Rusya için bir çıkış noktasıdır Türkiye ve Batı da yaptırımlar konusunda şu ana kadar Türkiye'ye diretmemesinin sebebi, Batı İttifakı içinde görünüyoruz. Batı İttifakı'ndaki bir ülkenin en azından Putin'le konuşabilir seviyede kalması için Türkiye'ye yaptırımlar konusunda bastırmadıklarını düşünüyorum ve Türkiye, belki birkaç dakika sonra konuşacağız, Türkiye için bunun çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum, İyi yönetilebilirse. Peki, o fırsata geleceğiz ama Esat Hocam, hoş geldiniz yayınımıza siz de. Biraz önce bir ses problemi yaşadık ama. Çok teşekkür ediyorum Semra Hanım. Sağ olun. Şimdi dün gözler NATO'daydı. NATO zirvesindeydi. Olağanüstü zirvedeydi. Evet. Yani bildiriye baktığımızda öne çıkan dikkat çekici bir açıklama, bir detay var mıydı sizce? Aslında yani bakıldığı zaman çok da sert bir açıklama olarak ifade değil bana kalırsa. Hemen onu söylememiz lazım. Çünkü hep böyle bildiğimiz şeyleri ifade ettiler ki özellikle de bu birlikte, yani hatırlayacaksınız, çok da önemliydi. Ancak ben bir şeyi ilave etmek istiyorum. Yani şiddetle biz efendim ismini koyarak, biliyorsunuz Brüksel 3 zirveye ev sahipliği yaptı. Birincisi Avrupa Birliği, ikincisi Liderler Zirvesi. Tabii ki bu 3 zirveden, özellikle ben NATO ve G7 zirvelerinden savaşı derhal durdur mesajı çıktı. Nedir bunun anlamı? Nothing. Yani hiç bana kalırsa çok da önemli değildi. Tabii liderler zirvesinde ilk gününde istişareler gece yarılarına kadar sürdü. Ama yayınlanan belgelere baktığımda tabii ki daha çok Ukrayna'da savaş sonrasında yeniden imar çalışmalarının, bir dayanışma fonunun ortaya koyması. Tabii fona kaynak sağlanması için bir uluslararası konferans düzenlenmesi. Yani bu tabii ki şunu söylemem, 3 tane şey bazı konularda yalap şap değil. Ama bakıyorsunuz ambargo konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü görüyoruz. Yani bu çok önemli. Bir başkası da Batı'nın silah satışı nedeniyle Rusya Federasyonu'na zaafı devam ediyor. Yani bu ilginç bir şey. Yani bakıyorsunuz hakikaten 10 AB üyesi, biliyorsunuz 2014 yaptırımlarıdır NATO'ya baktığımız zaman. Silah satışı konusunda silah ambargosuna rağmen 346 milyon euro efendim silah sattı. Hatta Fransa'nın satmış olduğu silahlar Ukrayna'da kullanılıyor. Yani bana gelen haberlerle ve alanda yapmış olduğum incelemeyle söylüyorum. Bir konu var değerli Fatih dostumla da şey yapayım. Putin açıkça deklare etti. Dedi ki dost olmayan ülkelere doğal gazı rubleyle satacağız dedi. Bir kere bu ortaya konuldu. Neydi bunlar? İşte hepimizin bildiği gibi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri dışında 20 tane efendim Avrupa Birliği ülkesi. Sonra gözler bir de bir başka açıdan baktığımızda Amerikan LNG'sine döndü. Tabii ki bana kalırsa bu hakikaten Avrupa Birliği Komisyonu özellikle çekincelere dikkate alarak Rusya'ya ambargo uygulamak yerine Rus doğalgazına
bağımlılığı bu yıl içinde 2/3 azaltılmasına önlemler alma önerisinde bulundu. Yani çok değişik şekilde ifade etmek istemiyorum. Tabii ki Avrupa Birliği bu hedef doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve ülkelerden, tekrardan ifade edeyim, LNG dedim ama sıvılaştırmış doğalgaz alımlarına hız vereceğini ifade etmek istiyoruz. Tabii bu 1 milyarlık efendim bir fon ayırması, bana kalırsa tabii ki NATO'ya baktığımız zaman da ne kadar tabii mümkün, ki Esat Hocam, NATO'ya çünkü baktığımızda şunları görüyoruz. Bir kere şunu söylememiz lazım. Bir kere NATO'nun efendim 3 tane esas görevi var. Bunu bir konvansiyonel dayanışma, silah dediğimiz, bu çok önemli bir konu. Ve ikincisi balistik füze yeteneği ve üçüncüsü de çok önemliydi, nükleer savaş etme yeteneği ya da nükleer yeteneği. Yani bu, biliyorsunuz, 2010 Lisbon zirvesine itibaren NATO'ya görev olarak verilmiştir. Bu da çok önemlidir. Yani NATO'nun aslında gelişme paketi olarak baktığınızda, biliyorsunuz biz NATO'da ifade ederken çok söyleriz. No action, talk only. Yani sadece eylem yok, devamlı konuşma var diye NATO'yu kısaltarak. No, N harfi için. Ve hatta da çok da ilginçtir. Mons'taki karargahta çok kullanılan bir sözcüktür. Not after 2 o'clock diye konulur. Yani 2'den sonra NATO çalışmaz diye. Yani saat 2'ye kadar çalışır, 2'den sonra çalışmaz diye. Ama bana kalırsa dinamizm genişleme süreciyle olmuştur. Esat Hocam, şimdi sizinle devam ediyorduk ama şimdi bu resim bize ne anlatıyor? Yani burada iki ülke biz karşı karşıya diyebiliyoruz. Yani Rusya ve Ukrayna. Ama Biden'ın bu resmi vermiş olması bize aslında ne anlatıyor? Efendim, Polonya'dan, tabii Polonya'nın müdahale edebilecek yer olduğunu, bir de bir ikincisi NATO toplantısında ve öncesinde ortaya konulan iki tane konu var. Biliyorsunuz, bir garantörlük meselesi var. Şimdi Semra Hanım, şöyle ifade edeyim. Yani Batı özellikle işte değişik mahfillerde ifade edeceğim ama şunu tartıştı. Dediler ki efendim, Rusya'nın içinde bulunmuş olduğu bir model var. Nedir o? Avusturya modeli var. 1955'te Viyana Anlaşması'yla, biliyorsunuz, 4 ülke tarafından bu Avusturya modeli Ukrayna'ya uygulanabilir mi? Yani tarafsız bir model. Bunu tartıştı. Bu birincisi. İkincisi, bir garantörlük olarak, biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi artı 2 Almanya ve Türkiye dahil olmak üzere garantörlük konusu. Tabii ki bunlar özellikle Financial Times'ta tartışıldığı için ve diğer yerlerde de mahfillerde tartışıldığı için ortaya koyuyoruz. İkincisi, yine Birleşmiş Milletler'de Kore için alınmış olan fakat veto ile karşılaşmış olan Barış için Birlik projesi içerisinde aynen daha önce yapıldığı gibi efendim Polonya'dan bir barış gücü gönderilebilir mi? Yani Polonya her iki tarafta, biliyorsunuz, NATO'da Polonya'yı kullanmaya kalktı. Dedi ki efendim, hatırlayacaksınız, bu savaşın yani 10. gününden itibaren efendim çağır bütün MiG'leri efendim eski Varşova Pakt üyelerinden toplayalım, Polonya'da buradan efendim hava taarruzu yapalım. Tabii dönüşü için bütün havaalanları gittiği için doğrudan doğruya bu NATO'nun içeriye girmesi. Aslında Polonya'ya gitmesi, Polonya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim asker gücünün varlığının ve gelecekte efendim buradan bir siklet merkezi yapılarak buranın kullanılabileceğini, ama tekraren söylüyorum, Birleşmiş Milletler'de hemen savaşın 2 gün sonra çıkmış olan Barış için Birlik efendim kararı, aslında genel kurulda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin vetosuyla, yani Rus vetosuyla karşılaştı. Tabii bugün bir şey etmiyor ama bunu daha da ileri giderek buradan bir barış gücü gönderilebilmesi. Ama şunu söyleyelim efendim. Bir kere bunun altını çizelim. Abi, bakıyorsunuz Ukrayna geneline baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde Batı Ukrayna'yı kendileri yıpranmadan Rusya'yı içine çekecek
ve uzun sürecek bir bataklığa çevirmeyi amaçladığı anlaşılıyor. Bu çok önemli. Bunun için de biliyorsunuz yine defaatle sizin programlarda tartıştığımız gibi günlüğü 1-2 bin dolardan kiralık biliyorsunuz ve bunlara isim bile koymakta imtina ediyoruz. Yabancı efendim savaşçılar dediğimiz Avrupa'nın neonazilerini, Hırvat ustaşalarını, Suriye'den cihatçılarını, hapishaneden serbest bırakılan efendim IŞİD'çileri ne bulursa. Yani faşist, maceracı, paraya ihtiyacı olan efendim gerçekten insanlık aleminden dışlanmış kayıp insanları Ukrayna'ya yığıyor. Her iki tarafta buna biraz şey yaptı ve bu şunu da söyledik ve her yerde söylüyorum. Bu yabancı savaşçı dediğimiz romantik kelimesini kullanmak istemiyorum. Yani bunlar adam öldürmekten zevk alıyorlar. Başka bir şeyini daha da ifade etme. Çünkü birebir de alanda gördüğüm kişileri de ifade etmeye çalışıyorum. Bunları hafif silahlarla donatıp efendim doğrudan doğruya ortaya koymak. Yani kendi özel kuvvetleri, ajanları, efendim paralı askerleri, paralı asker şirketlerini yani güya bir Ukrayna direnişini örgütlüyorlar. Tabii ki Zelenski de bunu yapıyor. Ama şunu söyleyelim. Efendim bunlardan bu şeylerden hiçbir şekilde iflah olmaz. Yani Zelenski sanki Ukrayna'nın parası varmış gibi efendim işte bir sürü çağrı yapıyor. Gelin diyor. Yani kimler tarafından verildiğini de burada başka bir program tahtına getirmek istemiyorum. Hı hı. Bunu da çok uzaktan tutmamak lazım. Evet. Alanda ciddi bir şekilde ve gerek Putin'in gerekse Lavrov'un kabul ettiği bir Türkiye olgusu var. Türkiye artık efendim moderatörlükten bir ılımlaştırmadan doğrudan doğruya ara buluculuğa doğru efendim bu işi dediğim gibi yani tekraren barış gücü olarak değil, masada bulunan bir garantör olarak. Ama garantör olarak dediğiniz zaman bu sefer de efendim aynen Türkiye'nin gerektiğinde biraz evvel söylediğim gibi Ukrayna'nın tarafsızlığı ve anayasa değişikliğini kabul etmek istiyor. Hatırlayacaksınız gene Ukrayna anayasasının 3 maddesini tamamıyla ortadan kaldırıyorlar. Neydi? Mesela çok da önemliydi Avrupa kimliği. Diyor ki Putin istemiyorum onu diyor. Anayasadan kaldıracaksın. NATO'ya birlikte beraber müracaat etmesine rağmen 1991 Ukrayna anayasasının içerisinde olmasına rağmen evet. NATO ile bütünleşmeyi ki vazgeçilemez bir maddedir. Aynen bizim 4 tane vazgeçilemeyen anayasadaki madde gibi. İkincisi ne demek? İkinci madde 2 çok önemli. Bu da şunu söylüyor. Diyor ki efendim Ukrayna bu önemli üniter bir devlet yapısına sahiptir. Üniter devlet yapısı kalacak mı bu şekilde devam ederse? Tarafsızlık ve Viyana'daki Avusturya modelini ortaya koyarsanız tabii ki bunlar hep düşünün. Dördüncüsü de efendim Ukrayna'da tek vatandaş o da ortadan kalkıyor. Peki. Yeniden bir anayasa yani düşünebiliyor musunuz 44 milyon insanın liberal demokrasiye inanmış ve onun arkasında saf tutmuş bir Ukrayna halkına anayasasını yırtıyorsunuz ve bu anayasayla idare edileceksin diyorsunuz. Siz buna ne şekilde bir demokrasi diyebilirsiniz? Ve bu demokrasi içerisinde nasıl ortaya koyarsınız geleceğini ve biliyorsunuz da ben de enerji alanında büyük ölçüde Rus doğalgazına bağlı olan Avrupa ülkeleri yani Rusya'ya yaptırımların kendilerine zarar verecek sonuçlar doğurmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Şimdi Almanya düşünebiliyor musunuz? Kontağı kapatacak yani. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği elektrik üretimi çok önemli. Isınma çok önemli. Endüstri hatta Scholz çok açık söyledi. Dedi ki ya biz donmak istemiyoruz dedi. Endüstri tedariki için doğalgaz %90'a tekabül ediyor. Evet. Rusya'da Avrupa'nın doğalgazının %40'ını şey yapıyor. Ha. Yani ben özellikle Fransa, tabii diğer sorumuz olursa nükleerle ilgili şeyleri de ifade geçeceğiz ederim. Çünkü hocam, Avrupa bu konuda da çok da adım evet. atamadı. Yani evet. onu ifade etmek peki. istiyorum. Peki. En önemli söyledikleri şey efendim iki taraftan hem NATO hem de G7 zirvesinde Rusya'ya
savaşı derhal durdur. O evet. da yes sir mi dedi? Hayır. Yani yes sir demedi. Peki. Yani çok çok da kolay bir süreç değil. Yani en azından bir ay geçti savaşın başlamasından bu yana yapılan açıklamalar. Hayır, zirveden çıkan karar bu. Evet, çıkan yani ortaya çıkan tablo bize bu işin çözümünün o kadar da kolay olmadığını maalesef gösteriyor. Evet. Yani artık krizin daha da derinleşecekmiş gibi bir beklenti de endişeler de artmaya başladı. Bir virgül koyalım izninizle, kısa bir araya gitmemiz lazım. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Makroskopla karşınızdayız. Ekonomi gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Doktor Fatih Anıl ve Profesör Doktor Esat Arslan'da birlikte. Şimdi yaptırımlar artıyor. Yaptırımlar genişliyor. Dozajı da genişliyor. Tabii geldiği nokta itibariyle iki yaptırım çok önemli. Birincisi Swift, diğeri de ülkelerin varlıklarına, Rusya'nın rezerv varlıklarının dondurulmuş olması. Siz başta da söylediniz, yani 600 milyar dolarlık neredeyse bir rezervle yola çıktı Rusya, ama şimdi bunun yarısına ulaşamıyor. İki kupon ödemesini gerçekleştirdi, hem de dolar olarak gerçekleştirdi. Teyidi de alındı. Ama tabii bu süreçten kim daha çok etkilenir, bu da bir soru işareti. Çünkü yaptırımlar Rusya'ya geri adım attırmıyor. Putin daha da çok saldırganlaşıyor. Ama bir taraftan da bakıyoruz, yaptırımlar küresel finans sistemine olan güveni de derinden sarsacak nitelikte. Çünkü evet. bir ülkenin rezervlerinin dondurulması, bir taraftan evet. bakıyorsunuz Rusya'da bir küresel şirketin mülklerini kamulaştırıyor. Yani tüm bunlar küresel finans sistemine, küresel ekonomiye olan güveni de zedelemez mi sizce? Fatih Hocam, sizinle başlayalım. Kesinlikle. Kesinlikle burada hani bir laf vardır. Aslında çok sevmem ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sefer hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi arada sosyal medyada bir şey geçti. Diyor ki bir Rus iş adamı hakikaten çok güzel bir şey söylemiş. 30 yılda inşa ettiğimiz her şeyi mahvettik diyor. Bir anda bakın. Hakikaten bir anda Rusya şu anda bambaşka bir noktaya geldi. Yani baktığınız zaman yabancı yatırımlar şu anda... Her şeyi bir tarafa bırakın. 5000 tane şirket minimum Rusya'dan çekilecek. Burada dünya markaları var, otomotiv firmaları var. Tekstilinden giyimine kadar, otomotivine kadar, inşaatına kadar bu firmalar buradan çekilecek. Ha, Swift, evet Swift de çok riskli. Fakat bakın Swift'te net bir adım atamıyorlar bir türlü. Çünkü o kadar bağımlılar ki, yani dünya o kadar bağımlı ki, sadece enerji tarafına bakmayın. Rusya, Ukrayna toplamında dünya tahıl hububat tedariğinin %30'unu gerçekleştiriyorlar. Şimdi bir taraftan dünyada gıda krizi olur mu? Büyük bir ihtimalle olmayacak. Fakat fiyatlar yükselecek. Bu da şu anda bütün dünya enflasyonla mücadele ederken bu da üstüne gelecek. Yani pandemiden çıktık, tam kurtuluyoruz derken yeni bir sıkıntı başladı bütün dünyada. Ha, bu neyi gösteriyor? Mesela yine son iki gündür gelen haberlerde Rusya rezervlerden dolar çıkararak altın ve gümüşe giriş yapmaya başladı. Yine bu haberler geliyor. Ne kadar doğru, daha doğruluğu şey olarak gelmedi, teyit edilmedi ama büyük bir ihtimalle bunların yapılmaya başlaması, yani uluslararası finansal sistemde de güven sarsıldı artık. Ha, şimdi baktığınız zaman biz bu işten nasıl etkileneceğiz? Biz eğer bu tarafsızlık politikasını devam ettirmeyi becerebilirsek, yaptırımları da uygulamazsak, Rusya için aslında burası bir çıkış noktası olabilir. Yani hava sahamızı kapatmadık. Türk Hava Yolları için büyük fırsattır o. Burada hani turizm geliri bekliyoruz hep. Hı hı. Burada olumsuz şeyler de var işte. Yok, gelmeyecek, tamam. Ukrayna tarafını bir tarafa bırakalım. Oradan beklemiyoruz. İnsanlar sığınaklarda, yani ne turizmi ne bir şey, para mı kaldı? Ama Rusya tarafına baktığınız zaman turistlerin, potansiyel turistlerin, bir yerlere gidecek turistlerin gidecek yeri yok Türkiye dışında şu anda. Avrupa'da kartları bile geçerli değil. Kredi kartları bile geçerli değil. Rubleyi kim kabul edecek? Biz kabul edebiliriz rubleyi. Bakın, ruble oradan alıp o rubleyle biz enerji alabiliriz. Yani bu da aslında bir çözüm. Türkiye eminim ki bunun görüşmelerini yapıyor şu anda. Ha, diğer taraftan baktığınız zaman ben mesela başka bir şeye inanamıyorum. CDS, hani Türkiye'deki sıkıntıya bakıyor. Ya bir numara şu anda CDS, Ukrayna dünya rekoru 3000'lerde, Rusya 800'lerde, bizimki 600'e dayanmış bugün. Bu nasıl oluyor? Biz bunu hak etmiyoruz. Yani baktığınız zaman güçlü bir ihracat altyapımız, sanayimiz var. Ticaret derseniz bölgenin canlı ülkelerinden biriyiz ticarette. Bu neyin nesi? Yani CDS'i 800 olan ülkeyle 200 puanlık bir farkımız var. Evet, 800 olan ülkenin
şu anki durumu, pozisyonu, ülke rezerv varlıklarının yarısına el konulmuş, dondurulmuş, SWIFT'ten çıkarılmış bir sürü yabancı şirketin çekildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkeyle bizim aramızda 200 puanlık bir fark var. Aynen. Bir de Türkiye'den bahsediyoruz. İhracatı devam ediyor, üretimi devam ediyor. Ama burada bütün sıkıntı ne biliyor musunuz? Bakın bu NATO. NATO bize karşı hasmane tutum. Yani burada belki hocam bir şeyler söyleyecektir. Yani burada silah satıyorlar. Terör örgütlerine silah veriyorlar. Bunları besliyorlar. Asıl bunların masaya konması lazım. Fakat Türkiye'nin önemi yine ortaya çıktı. Bakın 2002-2003'lerde bir Avrupa Birliği rüzgara esti. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'nin önemini ve NATO Türkiye'nin önemini bence tekrar anladı. Ne kadar önemli olduğunu tekrar anladı. Bu görüşmelerin hızlandırılması lazım. Bu CDS niye böyle, bunun çözülmesi lazım. Neden bizim CDS'imiz şu anda 3 bir Ukrayna, 2 Rusya, 3 Türkiye. Bu nasıl bir şey ya? Biz savaşta değiliz ki. Yani bunu ben anlamıyorum. Bunun çözülmesi lazım. Bakın Türkiye borçlanıyor. Geçen hafta borçlandık, %9'a yakın bir dolar bazında bedel. Yok efendim şu kadar teklif geldi. Bu kadar yüksek faize bu kadar teklif gelir. Biz içeride faizi kıstık ama dışarıda çok yüksek faiz ödüyoruz. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bunun anahtarı da CDS. Bakın okyanusları geçip derelerde boğulmayalım. Ama CDS yani, de o kadar yani kendi kendimize yönetebileceğimiz bir şey de değil. Değil mi yani ama onun, Fatih Hocam? Tabii onun belli kuralları var. Oturup alacaklar ellerine bir kağıt. Neden bizim CDS'imiz yüksek? Ayrı bir belki program konusudur. Şundan 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 ötürü o konuların üstünde odaklanmamız lazım. Yani ben şuna da inanıyorum. Artık Avrupa bakın dünkü NATO zirvesinden Türkiye'ye işte bir baskı gelmedi. İşte yaptırım uygulayacaksın vesaire diye. Çünkü Türkiye'yi Rusya ile temasta olan ve Putin'le konuşabilen bir ülke olarak bence tutmak niyetindeler hala. Yani Türkiye her iki taraftan da, Batı tarafından da. Yani diyaloğu birini sürdürmesi lazım. O da Türkiye olsun diyorlar. Kesinlikle. İstiyorlar. Kesinlikle. Ve Türkiye eğer bu fırsatı iyi kullanırsa bu işten en az zararla çıkabileceğini düşünüyorum. Bir geçiş ülkesi, enerji yolları burada. Yani burada o 5000 tane şirketin çıkacağını söylüyoruz. Geçen hafta TİM'den bir heyet Amerika'ya gitti bununla ilgili görüşmeler yapmak için. O ülkeler, o şirketlerin Türkiye'ye gelmesi kuvvetle muhtemel. Oradaki CDS bir yerde daha önemli. Oradaki sıcak paranın Türkiye'ye çekilmesi. Oradaki bir takım yatırımların Türkiye'ye çekilmesi. Eğer bu süreçleri iyi yönetebilirsek Türkiye hakikaten bu işten kar demek istemiyorum, savaş var. Doğru. Ama en az zararla çıkacaktır. Hakikaten çok üzücü, orada insanlık suçu işleniyor, insanlar ölüyor. Roketler atılıyor ve ben şunu da düşünüyorum, yani Rusya istese bir anda orayı dümdüz eder, etmiyor. Belli silahları çok sınırlı kullanıyor. Çünkü yaşatmak istiyor kendi ırkından insanlar sonuçta, nereden bakarsanız bakın oradaki insanlar da. Dolayısıyla bizim de işimize gelmez oranın dümdüz olması, bu iki ülkeyle de bizim ciddi işimiz var. Hem hububat işinde hem ticaret işinde bakın. Hizmetlerimiz var. Yani belki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Rusya ile ekonomisi en fazla entegre olan ekonomilerden ülkelerden biriyiz biz. Ve yani olası en fazla zararla atlatabilecek ülkelerden biriyiz belki, ama süreç doğru yönetilirse tam tersi avantajlarla da çıkabiliriz diyorsunuz aslında bu süreçten. Kesinlikle. Bakın mesela dün bakan açıkladı, şeyle şu anda Ukrayna'ya ihracat durdu. İyi kötü bir ihracatımız vardı. Diğer taraftan baktığınız zaman Rusya ile de düştü. Diğer taraftan lojistik olarak çok büyük sıkıntı var. Lojistik maliyetlerinde çok büyük artış var. Gıda maliyetlerinde artış. Enerjiyi tamam bir tarafa bırakalım. Enerji geldi 120 dolara. Bu petrol gerilemeye başladı. Fakat hububatta, tahılda bir şeyimiz var, bağımlılığımız var. Bunları bizim çözmemiz lazım. Bir enerji işini, yenilenebilir enerji işini arttırmamız lazım. Güzel doğalgaz aramaları yapılıyor vesaire. Ama tahıl işine biraz daha ağırlık vermemiz lazım. Tarıma ağırlık vermemiz lazım. Bakın Konya kadar Hollanda'nın yaptığı ihracat, tarım ürünleri ihracatı geçen sene 117 milyar dolar. Biz ona 15-16 milyar dolarlardayız. Bırakın Hollanda seviyesine çıkmayı. Biz 50 milyar dolara çıkarsak ne cari açık kalacak ne bir şey kalacak. Yani bunlara da biraz bizim odaklanmamız lazım. Evet. Şimdi yani aslında pandemi bize bir şeyler öğretti. Her ülkenin kendine yani bazı temel hususlarda, öncelikle de tarım. Tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu biz pandemi döneminde gördük. Çünkü ihracat kısıtlamaları başladı her ülkede, tedarikteki bozulmalar nedeniyle.
Ama şimdi o bozulmaların daha da derinleştiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte raporlar bütün dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Zengin ülkelerde fiyatlar yükselecek ama fakir ülkeler ürüne hiç ulaşamayabilirler. Bu da açlık demek. Yani böyle bir riskle karşı karşıyayız. Esat Semra Hocam, Hanım, buyurun. Bir de kimsenin dikkate almadığı başka bir konu var. Bakın Rusya dünya gübre ham maddesi ihracatının, yani dünya ihtiyacının %20'si, gübre ham maddesi ihtiyacının %20'si Rusya karşılıyor. Ya nasıl Rusya'yı devre dışı bırakacak bu adamlar? Yani bu hemen bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Onun için dikkat ederseniz yaptırımlar böyle hani biraz böyle bazen esnemeler oluyor gibi geliyor bana. Çünkü muhtaç dünya bu Rusya. Rusya çok büyük bir ülke aslında. Baktığınız zaman haritaya bakın, toprağı ne kadar büyük. Ya Çin neresi, Rusya neresi? 150 milyon nüfusu, o kadar büyük bir toprak ki. Dünya ham madde fiyatları bakın hepimizi ilgilendiriyor. Ham madde dünyanın bütün işte nikelinden aklımıza gelecek her türlü ham maddenin ana kaynağı Rusya toprakları. Yani bu hakikaten çok farklı bir yerlere gidecek dünya. Şimdi çok fazla başlık var ama süremiz de sınırlı olduğu için Esat Hocam birkaç şey daha sormak istiyorum size. Dünkü bildiride öne çıkan noktalardan bir tanesi de Çin vurgusuydu aslında. Yani Çin'le olan yakınlaşması Rusya için burada kurtarıcı olur mu yaptırımların delinmesi konusunda? Nükleer konusu var. Yani kullanır mı? Ona dair de dün Amerika'dan önemli bir açıklama geldi. Yani daha da sert yaptırımlarımız olur dedi. Bir taraftan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'ya ambargolarla ilgili sistemi vardı. Yani belki oradan başlamak lazım. Yani ambargolarla ilgili sistemini, eleştirisini siz nasıl karşıladınız? NATO tarafında bu nasıl algılandı sizce? Vallahi ben şimdi Fatih Hoca'ya çok çok hak veriyorum, son derece hak veriyorum ama şimdi kendimi konumlandırmak istiyorum burada, iyi polis kötü polisi kim oynuyor diye. Ama herhalde ikimiz de felaket tellallığı yapacağız ama mecburen söylemek durumundayız. Tabii ki şunun ortasına, Ankara merkezli kriz yönetiminin iyi idare etme durumundayız. Yani biliyorsunuz hani şunu Fatih Hoca da bana hak verecektir. Yani bu bir krizin fırsata çevirme gibi öyle bir lüksümüz yok. Yani biz bu efendim badireyi nasıl atlatabiliriz? Tabii bu badireyi atlatabiliriz derken Türkiye'nin önüne konmuş olan efendim işte NATO tarafından, Avrupa Birliği tarafından konulmuş olan işte iki ay öncesine kadar Türkiye'ye batıdan gelecek tehdidi, yani Yunanistan tarafından bunu tartışıyorduk. Yani işte Suriye'sini tartışıyorduk vesaire. Tabii biraz felaket tellallığı da yapmayayım ama nükleer silahların kullanımı meselesi de yani demokrasinin kılıcı gibi kafamızın üzerinde sallanıyor. Şunu Semra Hanım, yani bir nokta olarak ifade etmek istiyorum. Tabii ki Fatih Hoca güzel bir şey söyledi. Dedi ki bu savaş, Ukrayna savaşı bütün ön kabulleri yıktı dedi. Ben de aynı kanaatteyim. Yani ön kabulleri, ön kabullerle işte efendim savaş edemez vesaire gibi bütün ön kabuller bir bir yıkıldığını görüyoruz. Yani işte onun için kazansa bile taraflardan birisi ancak Pirus zaferiyle isimlendiriyoruz. Şimdi bakın bu konu da çok önemliydi. Biraz evvel yetenek olarak saydım. Özellikle 2010 Lisbon zirvesi NATO'ya vermiş olduğu eskiden demin de ifade etmeye çalıştığım gibi konvansiyonel savaş, ki soğuk savaşın çok önemli şeyiydi, paradigmasıydı. Burada balistik füze yeteneği vermiştir. Yani bu biliyorsunuz İşte balistik füzelerle. Ama Çin'in durumu, sorduğunuz soruda o vardı. Çin Eylül ayından beri, özellikle AUKUS'un kurulduğundan bu yana. Yani AUKUS bir kere çok anlamlı bir şekilde anlatılamadı. Aslında AUKUS, yani isimleri herkes söylüyor ama bu nükleer savaş etme yeteneği anlaşması. Yani burada 3 tane devlet var ve doğrudan doğruya bunun en çok kızanlardan birisi Eylül'ün 15'inden sonraki özellikle Xi Jinping'in açıklamalara girerseniz bunu görürsünüz. Yani tamamıyla yani bir çevreleme politikası içerisinde, çünkü nükleer silahların atma vasıtası sadece ve sadece, yani çok etkili olarak ifade etmiyorum, nükleer denizaltılardır. Yani bu çok farklı bir askeri ittifak anlaşmasıdır. Bir nükleer silah ittifak anlaşmasıdır. Bakın Ukrayna'nın durumu çok ilginç. Çünkü Sovyetlerin dağılması sonrasında
nükleer silah envanterinden vazgeçmiştir. 28 tane nükleer başlık vardı elinde. Eğer Ukrayna nükleer başlıkları teslim etmemiş olsaydı, Ukrayna yani nükleer silaha, başlığa sahip olsaydı, Rusya asla böylesine bir harekete cesaret edemezdi. Bu çünkü bizim için bu ön kabullerin, yani ön kabul neydi? Diyorduk ki savaşlarda herhangi bir tarafın nükleer silah kullanmayacağı ön kabulü vardı. Bu da yıkıldı. Yani inanılacak gibidir. Yani bu soğuk savaşta günümüze kalan işte bu oyun teorileri vesaire de öğrettiğimiz şeyler, bunlar hepsi yıkıldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü savaş artık bir belirsizlik ortamına giriyor. Elinde bu savaşı kazanabilecek kabiliyette kara gücü eridi. Yani %25'ini kaybeden bir Rusya'dan bahsediyoruz Semra Hanım. Yani bu anda Belarus'un ya savaşın içerisine girmesi lazım ya da, bu da çok önemli olarak ifade etmeye çalışıyorum, mutlaka ve mutlaka bunu giderecek bir ortaya bir şey koyması lazım. Çünkü bir de karşısındaki Ukrayna halkı, efendim, savaş uzadıkça direnişini kıracak başka bir faktör kalmadı. Yani bunu izliyorum, onun için ifade ediyorum. En önemlisi de yaşamakta olduğu yeni savaş şeklini anlayacak, anlamlandıracak, hadi biraz daha genişleteyim, kurmay kadrosundan yoksun Rusya. Evet, etki odaklı, efendim, harekat konsepti diyoruz, işte Primakov doktrininin, efendim, alana getiriyoruz, Putin öğretisi diyoruz, bunlar yok. Şimdi bakın, Ukrayna halkı, entelijansiyası çok güçlü bir halktır. Yani Ukrayna'nın nükleer silahlardan vazgeçmiş olsa bile yeni silahlar, atım vasıları üretebilecek potansiyele, nükleer bilgi birikimine sahip olduğu gerçeğini ben her yerde sıklıkla vurguluyorum. Yani Ukrayna ile mutlaka bizim birliktelikte çok şeyler yapabileceğimizi söylüyorum. İşte bunun için diyorum ki Rusya Ukrayna topraklarında tek taraflı bir biçimde nükleer silah kullanımına başvuracağı. Şimdi ekonomik bakımından da bir şeyin altını çiziyor. Efendim işte biraz evvel söylüyorum. AB ülkeleri nükleer silah edinme yarışına başlarlar mı? Evet, başlarlar. Çünkü 65 milyar dolarlık bir savunma, Rus savunma bütçesinin 100 milyar euro ayıran bir Almanya ile karşı karşıyayız. Yani biliyorsunuz İran, o biliyorsunuz OPEC kurulduktan sonra petrol ihraç eden ülkelerin içerisinde 1975'te ilk verdiği emirlerden birisi, efendim, bugün Tapten Üniversitesi'nde görürsünüz, efendim, nükleer reaktörlere ve nükleer silah. Çünkü nükleer silahların çok önemli bir caydırıcılığı var. Soğuk Savaş'ta hakikaten taraflar ayrılmıştır. Diyarbakır karpuzu gibi, ama taraflar bir kere neyin içerisinde olmuşlardır? Caydırıcılık mantalitesi olmuşlardır. Ben şahsen Almanya'nın nükleer bir silaha, çünkü 100 milyar euro dediğiniz zaman, çünkü hatırlayacaksınız gene, 10 yıllardır sivil nükleer reaktörlerde biriken, askeri ölçüde saflaştırılmış plütonyumlarını sınırına hemen yanında, bakın bu önemli bir bilgi, onun için söylüyorum, Fransa içinde stoklamaktadır. Çünkü Almanya'da stoklayamaz. Çünkü savaş onu hem bu kadar para ayırarak, efendim, Türk Silahlı Kuvvet, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni, efendim, ama benim için çok önemli bir şey tekraren ortaya çıkmaktadır. Yani siz milliyetçiliği güçlendirdikçe bu sefer Avrupa'nın Almanlaşması mantalitesinin tekrar egemen olacağı bir coğrafyaya doğru gidersiniz ki bu ciddi şekilde ciddi bir konu. Hakikaten ciddi bir konu. Tabii ki günü kurtarmaktan ziyade şunu söylemek istiyorum. Ukrayna Harbi sadece NATO üyeleri arasında değil, aynı zamanda AB içindeki bağları kuvvetlendirmiştir, ama bu tehlikeyi de ortaya ve göz ardı etmemek lazım diyorum Semra Hanım. Bilmiyorum, benimle aynı fikirde misiniz? Peki.
Başka bir yayında biraz daha ayrıntılarla konuşuruz hocam. Çünkü çok fazla başlık vardı. Süremiz yetmedi gerçekten. Çok teşekkür ederiz ama değerli yorumlarla, tespitlerle katkı sağlamış oldunuz. Çok sağ olun Esat hocam. Fırat Bey. Ben teşekkür ediyorum. Fatih Bey çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Profesör Doktor Esat Arslan ve ekonomist Doktor Fatih Anıl'la değerlendirmiş olduk. Gündemdeki gelişmeleri noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.